İkinci Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumunu bu güzel salonda, Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıyoruz. Çok mutluyuz, gerçekten ev sahipliği yapıyoruz. Biz özellikle de Laodikea'nın yaşayan bir arkeoloji parkı olarak her alanda yaşatılmasını düşündüğümüz için öğretim görevlisi arkadaşımız Fastaş Hocam'la bir temasa geçtik. Ya dedik ki buradaki mozaikleri geleneksel keçe yapım yöntemiyle aktaralım dedik. Gerçekten de ben bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim açıkçası ama hakikaten çok hoş oldu. Bugün yani özellikle de bizim Denizli'mizde böyle bir olayın renk katması sadece ulusal değil, uluslararası alanda bile ses getireceğini düşünüyorum. Öncelikle 2-3 yıl önce Laodikea'ya gittiğimde, kiliseyi gezdiğimde ortamından çok etkilendim, kiliseden çok etkilendim. Sonrasında da taşın dokusuyla birlikte keçenin de dokusunu ben çok seviyorum. İkisini birleştirmeye karar verdim. 3-4 ay gibi bir sürede 21 tane eser ortaya çıktı. Aslında sergide geçmişten gelen keçe sanatıyla, geleneksel keçe sanatıyla yine mozaikleri birleştirerek farklı bir konsept elde etmeye çalıştık. Esen Hocam bize gelip böyle bir projesi olduğunu anlattı. Bunlar için nasıl günler kullanmamız gerektiğini söyledi. Biz de ona görmüş olduğunuz ürünleri renklendirmesindeki nasıl günler kullanılacağını, özel boyalar yapıp bunları bu boyaların hepsi ekotest raporlu boyalar aynı zamanda. Tek tek renkleri boyadık. Neden? Çünkü mozaiklerin üzerinde çok farklı renk olduğu için biraz uğraştırdı. Bu sergi çok ilginç bir sergi olmuş. Özellikle bu keçe çalışması cana değer gerçekten. Özellikle bir de Laodikea'daki mozaikleri yansıtması başka bir özellik tabii ki. Paylaşıyor ya da. Bizde katalog bayağı iyi. Sağ olun hocam. Biz ancak böyle bir hani şeyden baktığımız zaten bir araya.